Merhaba, ben Esin Kocakoş. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün reglen kol elbise dikimi yapacağız. Reglen kolun dirsekten aşağı kısmı ise balon kol şeklinde gelecek ve bilek kısımları lastikli olacak. Normalde kullandığım kalıbımdan çok daha farklı bir kalıba çevirmiş olacağım. Şimdi başlayalım. Kalıbım normalde bu şekildeydi. Yani düz bir body tunik görüntüsü olan bir kalıptı. Kolları reglen ve yarım kol. Bel kısmında lastik büzgüsü var. Hem alt hem üst kısmını büzen bir lastik. Ön tarafta patı olan ve yakasında yine lastiği olan bir çalışmaydı. Şimdi bunun kalıbını çıkaracağım ve çok daha farklı şekilde dikişini gerçekleştireceğim. Elinizde bulunan kalıpları değiştirerek farklı farklı şekillerde kullanabilirsiniz. Yakasında bulunan büzgü kısmını geriye doğru ittiriyorum. Ve kalıbı çıkarabilmek için düz bir alan oluşturuyorum. Daha sonrasında 90 derecelik bir açı belirliyorum ve açımı cetvelle iyice uzatıyorum. Çünkü beden kısmı da oraya denk gelecek. Bu yüzden ne kadar uzun olursa o kadar kullanışlı olur kalıbı çizerken. Sonrasında yaka oyuntusunu belirledikten sonra koltuk altı kısmını belirleyip o kısma düz bir çizgi çekiyorum. Ve aslında kolun kalıbını çıkarmış oluyorum. Daha sonra bel kısmına gelen kısmı belirleyip yine üçgen cetvelinden yardım alıp koltuk altı kısmını çiziyorum ve bel kısmını da çizip tamamlıyorum. Riga cetvelimden yardım alarak bel kısmına hafif bir oyuntu veriyorum. Sonrasında kenarlarına birer santim dikiş payı veriyorum ve ön kalıbımın çıkarılması tamamlanmış oluyor. Aynı işlemleri arka beden içinde uyguluyorum. Yukarıdaki büzgü kısmını geriye doğru ittiriyorum. Yine ortadan ikiye katlıyorum. Yarım kalıp şeklinde çalışıyorum. Daha sonrasında çift kat olarak kumaşı ayarlayacağım. Ve kesimini öyle yapacağım. Tek bir beden elde etmiş olacağım. Kalıbımı düzenliyorum. Koltuk altı kısmından iğneliyorum ki kayma olmasın, kalıbı çizerken kolaylık olsun diye. Ve daha sonra tekrar çizgimi çekiyorum. Düz şekilde, yani 90 derecelik açıyı oluşturacak şekilde çizgimi çiziyorum. Ve çizgimi biraz daha uzatıyorum. Kalıbımı yerleştiriyorum. İğneleyerek sabitliyorum. Kaymasını istemiyorum. Bu yüzden iğnelemek kolay oluyor. Yaka kısmını çiziyorum. Aynı ön bedende yaptığım gibi yakanın bitiş kısmına işaret koyuyorum ve koltuk altı kısmını da belirleyip bir noktayla tamamlıyorum ve yakadan koltuk altına kadar yine düz bir çizgi çiziyorum. Yine bu bizim kol kısmımızı, yani reglan kısmını oluşturacak olan yer. Sonrasında beden genişliği kadar düz bir çizgi çekip bel genişliğini tamamlayacağım. Çizgimi uzatıyorum. Her zaman gönye ile çalışmak işinizi kolaylaştırır. Çünkü 90 derecelik açıyı bulmak çok daha kolay oluyor. Cetvelin kendisi bu şekilde olduğu için düz kısmını düz tarafına denk getirip hemen çizginizi çizebilirsiniz. Bu yüzden elinizde muhakkak bir gönye bulunsun. Bu aşamada yine 1 santimlik dikiş payını vererek genişletiyorum. Ve ön kalıbım da tamamlanmış oluyor. Kalıplarımı keserek çıkarıyorum. Tüm bu işlemlerin aynısını
Kol kısmını da uygulayarak kalıbını çıkaracağım. Kalıpların hazır. 3 parça kalıptan oluşuyor. Kolları dilerseniz uzatabilirsiniz. Etek kısmını da dilerseniz bedenlerden aşağıya doğru uzatabilirsiniz. Ben parçalı şekilde yapmayı tercih ettim. Kumaşımı 2 metre olarak kullandım. Beden ölçüsü olarak 44 bedene kadar, 44 bedende dahil kullanabilir bu kalıbı. Yani 36 bedenle 44 beden arasına çok rahat olacaktır. Çünkü büzgülü bir kalıp. Bu yüzden dilediğiniz kadar genişletip ya da bol bırakıp kullanabilirsiniz. 2 metre kumaş yeterli oluyor dediğim gibi. Şimdi kumaşları yerleştiriyorum. Yerleştirirken öncesinde şifonumu belirli aralıklarla iğneleyip sabitledim. Sabitlememin sebebi şifon kumaş çok fazla kayıyor. Bunu önlemek adına en güzel yöntem iğne ile kumaşı birbirine sabitlemek. Kumaşım şu an iki kat şeklinde. Kat kısmı olan yerlerine bedenlerin orta kısımlarını denk getiriyorum. Orta kısımları denk geldiği için kestiğim zaman ortadan ikiye ayırınca sağ ve sol kısmı oluşturmuş olacak. Ekranın solunda görünen üstteki arka beden, şu an kesiyorum. İlk kestiğim arka beden, altındaki ise ön beden. Şu an kol kısmını da kesip çıkarıyorum. Dilerseniz dediğim gibi kolları uzatarak bütün halinde kullanabilirsiniz. Ben alttaki parçayı büzüp tam kesilen kısma yerleştireceğim. Bu yüzden parçalı tercih ettim. Balon kol bu şekilde daha gösterişli duruyor. Uzatacağım parçayı kesiyorum. Daha geniş kesiyorum. Dikkat ederseniz genişlik kısmını büzdürüp tam ortasında bu şekilde kullanacağım. Dilerseniz A pile yaparak da kullanabilirsiniz. Ortadan ikiye açıyorum. Tüm beden oluşmuş oluyor. Yine ön bedeni de açıyorum ve beden sağ ve sol kanattan oluşmuş oluyor. İğnelerimi çıkarıyorum. Ve daha sonra dikiş aşamasına geçeceğim. Kol kısmını büzgüsünü vererek kontrol ediyorum. Ne kadar büzgü olacağını hesaplamasını yapıyorum. Parmağımla gösterdiğim ilk arka beden, diğeri ön beden, sağ ve solda ise kollar bulunuyor. Kolların parçalı kısımlarına soldaki büzgü çalışması, sağdaki ise pile çalışması, A pile. Hangisini tercih ederseniz ben soldaki gibi büzgüyü tercih ediyorum. Gösterdiğim kısımlarından birbirini iğneleyerek tutturacağım. Dikişi daha kolay olması için bunu yapıyorum. Çünkü şifon kumaş kayıyor. Tersine çeviriyorum. Yüzü yüzüne bakacak şekilde iğneleme işlemini yapıyorum. Bu şekilde serip sonrasında iğnelerseniz karıştırma yapmazsınız. Çok da kolay ilerlemiş olursunuz. Kol kısımlarının büzgü kısımlarını hesaplıyorum ve tam orta kısmına gelecek şekilde büzgüsünü ayarlıyorum.
sağ kısmın büzgüsünü yapıp yerleştirdim. Aynı şekilde sol kısmı da yerleştireceğim. Daha sonra ortadan ikiye katladığım zaman diktikten sonraki görüntüsü bu şekilde. Gösterdiğim yerdeki açıklık kısımları dikiyorum. Sıra kollara balon görüntüsünü vermede. Bileğimin ölçüsünde lastikleri kesip birleştiriyorum ve kolların uç kısımlarını yerleştireceğim ve üstünden kapatarak dikişi sağlayacağım. Yani bir kanal oluşturmuş olacağım. Kanalın içinde lastik kalacak. Bu şekilde içine koyup üstünü kapatıyorum. Kıvırarak dikişi gerçekleştiriyorum. Aynı işlemi ikinci kol içinde yapıyorum ve balon görüntüsünü böylece almış oluyorlar. Yaka kısmına ince lastikle büzgü yapıyorum. Tam overlock çektiğim yerlerden yapıyorum bu işlemi. Çünkü yaka geçtiğim zaman alttan görünmesini istemiyorum. İnce uzun iki şerit kestim. Bir tanesi daha ince. Bunu yakanın içinden geçirip önde fiyonk yapmak için kullanacağım. Bir tanesi ise boynumun ölçüsünde yaka olarak kullanacağım. İlk olarak yaka olarak kullanacağım ve köprü oluşturacağım. Kısmını dikiyorum. Ağız kısmından uç kısmını dikiyorum. Kenarlarını öncesinde overlock çekmiştim. Ve bu kısımları kapatıp güzel bir görüntü elde etmesini sağlıyorum. Daha sonra ortadan ikiye katlıyorum ve yan kenarını dikiyorum. Uç kısımlarını açık bırakıyorum dediğim gibi. Daha sonrasında kurdela gibi önden kullanacağım için aradan geçireceğim. Bunu lastikle büzdüğüm yakaya iğneyle sabitledim ve dikişini yapacağım. Dikişini yaptıktan sonraki görüntüsü bu şekilde. Arasından da ince bir yemi geçireceğim. Sonrasında dikdörtgen bir kumaş kestim. Boyumun ölçüsünde. Öncesinde kıyafeti üst kısmı üstüme denedim ve alttan ne kadar boşluk kaldığını hesap ettim. Ona göre dikdörtgen bir parça çizdim. Sonrasında kıyafeti ters, eteği ters geçirip arasından geçirdim ve bel kısmını diktim. Diktikten sonra tamamlanmış oldu ve görüntüsü bu şekilde.
Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve tüm videolarımdan anında haberdar olmak için zil işaretini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.